benim de yıllardan beri zevkle ve yararlanarak takip ettiğim bir ilahiyatçı meslektaşım. Şimdi ben müsaade ederseniz yerime oturayım ve konuğumu size tanıtayım, sohbetimize devam edelim. Hoş geldiniz aziz kardeşim Mustafa Mustafa, İslamoğlu. hoş bulduk. Efendim Mustafa İslamoğlu Türkiye'de İslam ilahiyatının önemli isimlerinden biri. Biraz serbest çalışıyor ama yayınlarıyla Türkiye'de İslam'la ilgilenen herkesin yakından bildiği ve yararlandığı bir isim. Benim önümde şu anda çok önemli iki kitabı var. Birisi sondan başlarsak yeni çıkan ve süratle ikinci baskısını yapmış olan Hayatın Yeniden İnşası için. Ben buna inşa diyorum kısaca. Bundan önce çıkmış bulunan ve benim bu son kitaptan daha çok önemsediğim, çok çok önemsediğim bir kitap ki bu beşinci baskı yaptı yanılmıyorsam. Üç Muhammed. Üç Muhammed, iki tasavvur bir gerçek diyor. Üç tane Muhammed, herhalde ikisi gerçeğine uymuyor. Musavver. Musavver ve mutasavver her neyse. Birisi ta kendisi. Evet. Şimdi onlar anlatılıyor burada. Biz bu kitapları iki üç sohbet yapacağız. Ama bunlara girmeden ki ben Üç Muhammed'le girmek istiyorum. Uygun görürsem. Hayır. Yoksa hayatın inşasıyla Hayır. da girebiliriz. Ama sormak istiyorum. Ramazan başıdır henüz. Bu bizim dördüncü konuşmamız oluyor. Sizinle ilk konuşmamız. Ramazan'la ilgili ama bir cümlelik ama 10 dakikalık bir özet, bir mesaj iletişimi yapar mısınız? Yoksa doğrudan girelim. Tabii ki galiba Ramazan'ın şanından olsa gerek. Biz öyle bir Öncelikle şey düşündüm ben. bizi izleyenlerin Ramazanlarını tebrik etmek istiyorum buradan. Eyvallah. Yine biliyorum ki Ramazan eline Kur'an'ı alarak gelir ve Aynen. bizi şad eder. Kur'an'ı alarak gelirse eğer Ramazan Ramazan olur. Çünkü Ramazan Kur'an'ın doğum ayıdır. Evet. Bir doğum kutlamasıdır Ramazan. Vahyin doğumunun kutlaması. Eğer çocuğu öldürmüş de üzerinde doğum günü kutluyorsanız, siz sanırım çocuğa hiç de nezaket etmiyorsunuz. Ramazan'ı gerçekten kutlamak, Ramazan fer, Kur'an asıl olduğu için, Kur'an'ı, vahyi kutlamak. Vahye hazır olmak. Vahye muhatap olmak. Onun için her Ramazan aslında vahyin bize yeniden inzalinin bir müjdesi olmalıdır ki Ramazan olsun. Unutmayalım, eğer Ramazan'ı vahyin doğum müjdesi olarak yaşar ve geçirirsek, vahiy zamanlar ve zeminler üstü inşa potansiyelini bizde gerçekleştirir. Maalesef bugün Ramazan bir festivale dönüştü. Kimisi için diyet festivali, kimisi için beslenme festivali. Oysa ki Ramazan ruhların doyurulması için bedenlerin aç bırakılması.
Diyet festivali ve beslenme. Fakirler beslenme yönünde yararlanıyor. Zenginler biraz de kilolular diyet yap. Diyet festivali olarak adlı. Fakat evet. Ramazan aslında ruhu doyurmak için bedenin aç bırakılması. Hangi gıda ile doyurur ruhu? İşte soru bu. Ruhun gıdası, baş gıdası, yani sofralarımızın baş gıdası neyse, ruhun baş gıdası vahiy. Onun için vahiysiz bir ruh gıdalanabilir. Vahiysiz bir sofraya oturmuş bir ruh doyarak kalkabilir. Onun için Ramazan her açıdan bize vahyi getiren bir zaman dilimi olduğu için kutsal, mübarektir. Şuna benzetiyorum ben Kur'ansız bir Ramazan'ı. Bir devlet başkanı basını aldatmak için makam aracını ana kapıdan çıkar. Basın simsiyah camları olan aracın arkasından koşar. Fakat koştuğu aslında araç değildir. Aracın içindekidir. Araç ama sadece yok orada. Onu taşıdığı için arkasından koşulur. Fakat camı açıldığında aslında aradıkları orada değil. Biz aldatılmış basına dönmeyin. Yani dönmüş Ramazan ama aracı içinde Kur'an ile gelsin ki yanlış kapıların ardından gitme. Ramazan bizde gerçekleştirmek istediği o muhteşem devinimi gerçekleştirsin. Ben bu duygular içerisinde Ramazanımız Ramazan olsun, Kur'an'ın da elinden tutup yüreğimizin kapısını tıklatsın diyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa İslamoğlu. Ben hakikaten beni duygulandırdınız. Ama bu Ramazan mesajı yeter demeyeceğim. Çünkü buradan giriyoruz zaten. Siz öyle bir Ramazan mesajı verdiniz ki bu zaten mesajların mesajı halinde oturdu. Peki Ramazan Kur'an'ın doğum ayı, Kur'an ayı. Çünkü Ramazan ayını tanıtırken Ünzile fihil Kur'an diye tebrik ediyor onu. Mübarekliğinin gerekçesini gösteriyor. Ama Ramazan bizde bir nevi babalar türbesine akın ayı oluyor. Şu programı çekmek için buraya gelişimizden bir buçuk saat kadar önce birkaç basın mensubu benle temas kurdu. Benim Ramazan geldi filan falan türbelerde birikimler başladı. İşte dilekler, talepler. Bu konuyu bir değerlendirir misiniz diye. Ben onlara münasip bir cevap verdim. Ramazan nasıl oldu da tevhidin Kur'an ayı olmaktan çıkarılıp şamanizmin türbeler ayına dönüştürüldü? Ne oldu? Ne yaptılar? Bunun hikayesi uzun. Uzun. Uzun bir hikaye. Siz de biliyorsunuz. Evet. Ve iç burkan bir hikaye. İç karartan bir hikaye. Ne oldu? Önce vahiy özneydi. İnsan ve hayat inşa eder. Ederdi. Bu üç Muhammed'in hakikisinin elinde öyleydi.